günaydın arkadaşlar e, hemen bahsetmek istiyorum bana e, o yoğurt tarifi hakkında çok soru gelmiş hemen bahsediyorum bazılarını onaylamadım onaylamaya Çünkü şu an bayağı bir soru gelmiş Her neyse size şundan bahsedeyim Ben en son 65 kiloyum dedim Bakın en son 65 kiloyum dedim ve o videonun üzerinden 2 gün geçti. Ben sizlere yalan bir tarif vermedim. Hani bunu düşünenler ilk başta şimdi hemen tarifte kilomu göstereceğim. Hatta gösteriyorum. Beraber gidelim. Annem gelin odasına tartı. Şimdi tartıya çıkacağım ve kilomu göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 63 kilo 900 gram. Ben size hiçbir şekilde bu konu hakkında yalan söylemedim. Eğer böyle zihniyetim var ya da şey olarak ben yaptım niye hiç kilo vermedim tarzına yorumlar gelirse diye ben size şimdiden gösterdim. Ben bu şekilde kilo verebiliyorum. Sizler verebilir misiniz veremez misiniz konusunda tam olarak emin değilim. Ama yoğurdun ve o domatesin zayıflamaya karşı etkisi olduğunu ben sizlere söyleyeyim. Hani böyle yorumlar gelecek sonra diyecek, diyecekler ki diğer arkadaşlarımız ya Gülen abla bu e, diğer arkadaşlarımız denemiş hani bizde niye bir faydası yok Bu arada her neyse e, bunu bir söylemek istedim şu anda 63 kilo 900 gramı göremeyenler için söylüyorum Eğer tartısı bilmiyorum yani bir sıkıntı olmazsa görürsünüz zaten Hemen e, şimdi ne yapacağımdan bahsediyorum. Sabah kalktığımda aç karnına ilaç içiyorum. Tok diyor ama ben ha öyle yani. Tok diyor ama bana aç karnını açacağım çünkü o gün daha rahatladım. Şu e, döşümdeki ağrı şu anda gayet iyi. Yani bir sıkıntım yok. Şimdi onu hazırlayalım. çok güzel sorular gelmiş. Hastaneye gittin mi? Hastaneye gittin mi? Hastaneye gitmedim. Ee, bu ilacı doktor anneme yazmıştı. Soğuk algınlığı için araştırdım. Zaten yorum yapmak gibi olmasın. Ama ben hastanelerde adam akıllı insanlarla ilgilendiğini düşünmüyorum. Hani e, belki şu anda annesi ya da babası doktor olabilenler olabilir. Ama e, benim gittiğim yerde bence insanlarla düzgün ilgilenilmiyor. Sıra geliyor. Bir hani neyim var? Ağzını aç. İlacını yaz gönder. Lan öyle yapılacağı sürece ben de zaten ne yaparım? İlacı araştırırım. Bakarım. Kendime göre ilaç yazarım. Ha şu anda iyi miyim? Evet gayet iyiyim. Ee, hafif bir öksürüğüm var öksürüğü de atlatacağımı düşünüyorum hastalandığım zaman benim direkt otomatikman astımı başlıyor astımdan ötürü de böyleyim şimdi e, bunu direkt böyle içeceğim kafama dikeceğim Ay. bu arada annem de geldi günaydın anne Bugün annemle beraber gidebilirsek benim biyometrik fotoğraf çektirmem lazım. Oraya gideceğiz annemle beraber. Değil mi anne? Orayıacağız ilaç hazırlayacak. Anne ilaç hazırlayacak. Test right, sonrayı göstereyim gösteriyorum. Yok, sofrayı göstermiyorum canım. Sen annemin dağınıklığını göstermedin de. Dağınıklı değil, babam kahvaltı yaptı, ben yürüyüşe çıktım. Ha. Bana... <laughs> babam yürüyüşe çıkmış. Ben de dedim herhalde annem kahvaltı yetmiş, yetmiş yaptı. yetmesi de, de hiç tanıdı. Ne yapmış? Neyse anne kaç kilo biliyor musun? Domates e, ve yoğurt sayesinde 63 kilo 900 gramım. Ki kaç bir kiloydum biliyor musun? 70. İlk 70 kilo onu söyle, saymıyoruz. 70 kilo 700 gramdım. İlk başlarda annem şu anda diyor ki 70 kiloydum falan diyor. En son anne arkadaşlarımla iki gün önce bir video paylaştım. Aynen. O sırada e, kilomu keşke gösterseydim sizlere keşke. Ee, 65 kilo e, 500 gramdım. Şu anda 63 kilo 900 gramım. Ben bir kilo almışım yine. Dün çok yedim. Ben öyle. Anne benim tarifimi uygulamıyor. 96, anne uygula 8, diyorum. 97-800'e çıkmışım. Çok almışım. Böyle. Anneme diyorum yani, ki anne benim tarifimi sıfır. bir de yürüyüşe çıkmış. Anneme dedim kendi anne, benim tarifimi uygula çok faydasını göreceksin dedim. Ama uygulamadı. Kendisi bilir. Neyse hmm. Bakın bu videodan sonra belki uygularsınız diye düşünüyorum. Bir deneyin. Denemekten zarar gelmez. Evde tartı salonlar bir denesinler. Ama sabah kahvaltınızı güzelce besleyici yapmanız gerekiyor. Ara öğünde yoğurt. Yoğurdu çok fazla yemenize gerek yok. Üzerine pul biber ya da karabiber ekerseniz zayıf olmanızda biraz daha etkili olur. onun dışında öğle arasında İstediğiniz yemeği yiyin ama çok az hani miktarlı ve ekmek yemeyin ondan sonra akşam yemeğinde çorba istediğiniz bir çorba ve yoğurt yani istediğiniz yoğurdu yiyebilirsiniz Marka falan fark etmez Hani bunu soranlar da oluyor bazen çünkü Onun için söyledim Yoğurtun içine biliyorsunuz benim pif noktalarımı videomu bulabilirsiniz kilo ver, veremeyenler için e, Tarifim diye bir videom var Onu izlerseniz bulabilirsiniz e, bulamazsanız tekrardan Nasıl kahvaltı yaptığımı Ara öğünde Saat kaçta yediğimi Her şeyi sizlerle paylaşmayı düşünüyorum Bu arada şu anda çok uzun konuştum ee, sizi sıkmak istemiyorum. Gün içerisine bakalım ne yapacağız. Arkadaşlar öncelikle çok özür dilerim. Video çekeceğim diye çekmemişim. Annemle birlikte ilk başta fotoğraf çekimine gittik. Ee, sabah anneme eczaneye gittik. Sağlık ocağına gittik beraber. Şu anda kulaklık var ve kulaklık yoluyla daha yeni farkına vardım. Her neyse burayı geçiyorum. Şöyle bugün biraz arkadaşlarımla takıldım. Ben nüfus müdürlüğüne gittim. Öyle yani. Onun dışında nüfus müdürlüğünde kimlik çıkarttırmam gerekiyordu. Sonra bir takipçimle karşılaştım. Onu biraz sohbet ettik. Kısa bir sohbetti ama bizi severek izlediğini söyledi ve beni gerçekten çok mutlu etti bu davranışı çok sevimli olduğumuzu falan söyledi. Cana yakın olduğumuzu. Teşekkür ederim eğer bu videoyu izlerse. Şu an tekrardan video attığımı öğrenmiş oldu. Eve geldim. Görmüş olduğunuz gibi şu anda gayet mutluyum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğenip abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.